ama huzur olsun. Tabii ki. Sana herhangi bir arkadaşın aynı dertten, sıkıntıdan dolayı dertleşmeye geldiğinde ne salık verirsin ona? Ne? Ne yapayım? Yani bir arkadaşın, diyelim ki kız arkadaşın geliyor diyor ki Duygu, nasıl ben de senin gibi. De? Evet, ben de senin gibi kendimden çok yaşça büyük birisiyle böyle böyle bir durumum var ve bana kendimi çok iyi hissettirmiyor. Ne söylersin? Şöyle söylerim. Şimdi herkesin ödemesi gereken bir bedel vardır. Benim bu ilişkideki en büyük bedelim herkesin beni bu ilişkiyle tanıması ve belirli bir sıfatın içine yerleştirmesi. Herkesin bir bedeli var. Eğer o bedelin karşılığını eğer karşıdaki de ona sağlayamıyorsa hiç düşünme derim. Yani sen onun için bu kadar şey yapıyorsun ve o sana karşı hala aynıysa bırak, sonra her şey geçiyor, değişiyor. Üzülmene hiç gerek yok. Ondan sonra başka bir anda başka bir hayat açılıyor önüne derim ve unutması gerektiğini söylerim. Peki o fotoğrafları gördüğün zaman rahatsız oluyor musun? Şunları? Evet. Yok. Hani ama sabahtan beri duruyor orada. Mesela bu fotoğrafa baktığında aklına ilk ne geliyor mesela? O gün ne olduğu geldi mesela. Ne geldi? Davet ne vardı evde, yemek vardı. O kadar. Hep davetler, hep yemekler, hep bir organizasyon var herhalde. Sen o davetlerde ve yemeklerde 40-50 yaşındaki bir kadın gibi. Halbuki şu an küçük evet, gibi değil mi? Kocaman insanlar var böyle. 50-60 yaşında insanlar. Kaynaklanıyor bir de tabii ki. Evet. Peki sosyal medyada dedik ya sana çok ağır, çok sert yorumlar yapıldı. En canını acıtan yorum ne oldu? Çok var ki. Bir tanesi vardır ki böyle buraya işlemiştir. Onu söylemeyeyim çünkü o başkalarını da ilgilendiriyor. Ailenle alakalı. Yok. Anladım demek istediğini. Tabii karşılaştırmalar da yapılıyor. Tabii. Onlar canı sıkılıyor insanın. Tanımadığı birisi yani ben de tanımıyorum. Gerek onlara üzülüyordum gerçekten. Yalnız seçimizi kızlarımıza göstermemiz gerekiyor. Evet, Duygu ne kadar tatlı bir kızmış. Hiç Ali Ağoğlu'yken hiç böyle gözükmüyordu. Bundan sonra mutlu olsun demişler. İnşallah. Bundan sonra şu an çok mutluyum. Şu an birliktesin. Birlikte olduğun erkekle de diyorsun ki belki evleneceğiz diyorsun Reşit Bey'le. Reşit Bey'in evli olduğuna dair de iddialar var. Ona da bir nokta koy. İyi ki sordunuz bunu. Şimdi Reşit hayatında evlenmemiş. Hani boşanma gibi bir süreci de olmamış. Bunu kimlerden çıkardı onu biz bulamadık bu arada. Hiç çoluğu çocuğu falan da yok. Zaten Antep'te yaşıyor. Bir ayağı İstanbul'da. Ondan sonra... Reşit ne iş yapıyor? Galerisi var. Evet. Otogalerisi var onun da. Yalnız bakıyorum ben bazen böyle bir arabalarda geziyorlar. Duygusunun sevdiği arabalar varmış. Evet. Onlarla gezdiriyor. Ama kötü kıymıyor. Ama sağ olsun diyorum işte şu araba ne güzel. Aa diyor galeride vardı hemen çıkarttırayım senin için. Evet. Peki Duygu sana çok teşekkür ediyoruz. Ben geldiğin teşekkür için, ederim. İçini açtığın için. Ben teşekkür ve ederim. Ve gerçek duyguyu insanlara tanıttığın için ya, gerçekten teşekkür ederim. İnşallah babacığın adı daha sıcak, daha samimi bir ilişkiyi kurabilirsiniz. Daha yolun başındasın. Evet, yarın inşallah. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.